Çocukken ailemiz bize hangi konuda iyi olduğumuzu söyler. Çok yeteneklisiniz. Doktor olacak çocuksun. Veya vay canına bu gerçekten güzel bir çizim. Ressam mı olsan acaba gibi. Daha sonra yetenekli olduğumuz konuda çalışmamızı isterler. Yaşları nedeniyle çocukların ne yapmak istediklerine başkalarının karar vermesi gerekiyor. Ancak yetişkinlerin böyle bir şansı yok kendilerini keşfetmeleri gerekiyor. Henüz kendinizi tanımıyorsanız başka birinin sizi tanımlaması ve sizin ne istediğinizi anlaması imkansızdır. İyi olduğumuzu düşündüğümüz bir konuda her zaman bizden daha iyi biri olacaktır ve bu hayatın normal akışında olan bir şeydir. Ayrıca asla başaramayacağımız bir şeyde daha da kötüye gidebiliriz. Ama unutmayın herkes bir gün hangi konuda daha iyi olduğunu keşfeder. Bu yalnızca zaman, uygulama ve sabır gerektiren bir kendini gerçekleştirme sürecidir. Bu 10 yöntemle yeteneklerinizi keşfetmek için büyük bir adım atabilir ve hayatınızın geri kalanını daha verimli geçirebilirsiniz. Yeteneklerinizi keşfetmek için 10 yönteme gelirsek de ilki sizi diğerlerinden farklı kılan şeylere bakın. Geliştirebileceğiniz yeteneklerin bir listesini yaptıktan sonra hayatınızda en çok öne çıkan şeyleri bulmaya çalışın. Elbette kendinizi başkasıyla kıyaslamak doğru bir şey değildir ancak sizin kendinizi ve yeteneklerinizi keşfetmeniz için bunları gözden geçirmeniz gerekiyor. Mesela iş yerinde sizinle aynı departmanda olan bir kişiden farklı olarak ne yapıyorsunuz? Ya da okulda sınıftaki diğer öğrencilerden neyi daha farklı yapıyorsunuz? Bunlar sizin yeteneklerinizi keşfetmenizde ve bunun üzerinde düşünmenizde yardımcı olacaktır. Burada odaklanmanız gereken nokta hangi konudan keyif aldığınız ve neye yatkın olduğunuz. Daha sonra bunu liste haline getirin ve aralarında öne çıkanları tekrar düşünün. İkincisi ise sizi gerçekten neyin mutlu ettiğini iyice düşünün. Yeteneklerinizle ilgili spesifik düşünmeniz gerekir. Bunun için hangi aktiviteler size daha iyi geliyor ve siz aslında size aslında mutlu eden şey ne? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Genelde bu soru sorulduğunda birçok insan e, yaratıcılık yeteneklerini kullanarak bir şey yaptıklarında mutlu olduğunu söyledi. Peki ya sizinki hangisi? Çalıştığınız veya şu anda yaptığınız işte ne kadar mutlusunuz? Yeteneklerinizi daha yakından incelemek için kendinize bu işin gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığınızı sorun. En son yaptığınız işi ne kadar iyi yaptınız? Bu işi yapmaya devam etmek istiyor musunuz? Bu soruların yanıtını tam olarak veremiyorsanız birinci ve ikinci maddeleri tekrar gözden geçirmeniz gerekiyor. 4- Kariyer hayatınızda ve günlük hayatınızda yaptıklarınız birbirine benziyor mu? Bunu bir kontrol edin. Evde, işte, okulda veya mesleki kariyerinizde yaptığınız seçimler ne kadar tutarlı? Farklı yeteneklere sahip bir kişiyseniz bu alanlardaki seçimleriniz birbirinden farklılık gösterecektir. O yüzden birden çok yeteneğinizin olduğunu ve bunlardan en iyisini seçmeniz gerektiğini unutmayın. 5 Hayallerinizi ve arzularınızı inceleyin. Hayaller genellikle yeteneğinizin iyi olduğunu gösterir. Üst düzey beceriler gerektiren hayalleriniz varsa, kullanmadığınız veya farkında olmadığınız birden fazla yeteneğiniz olabilir. 6. Zaman içinde geliştirdiğiniz yeteneklere bakın. Yetenekler öğrenilebilen, uygulanabilen, geliştirilebilen şeylerdir. Yeteneklerinizi belirlemeye çalışırken geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Hepimiz yaşamımız boyunca bazı beceriler geliştirdik ve bunların farkında değiliz. Ve bunlar hangi yeteneklere sahip olabileceğinizin iyi bir göstergesi. 7. Günlük hayatınızda sizi nelerin sinirlendirdiğini düşünün. Bazen insanların bir aktiviteden zevk almadıkları için yeteneklerinin farkında olamadığını biliyor muydunuz? Sinirlenmiş veya sıkılmış olsanız da o görevlerin üzerinde çalıştığınızda başarmak durumunda kalabilirsiniz. Bu demek oluyor ki yeteneklerinizi keşfettiğinizde hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Çünkü çok çalışırsanız yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. 8. Zamanla geliştirdiğiniz becerilere bakın. Zaman içinde geliştirdiğiniz beceriler size bir ipucu verecektir. Eğer kendinizi geliştiremediyseniz, bunca zamandır ne yaptım diye kendinize sormalısınız. Belki es geçtiğiniz konular da olabilir. Bunları gözden kaçırmadan ayrıntılı olarak incelemeniz gerekiyor. 9. Liderlik özelliklerinizi düşünün ve ne tür bir lider olduğunuzu gözden geçirin otokratik bir lider misiniz yoksa demokratik mi? Sizi takip eden ve liderliğinize güvenen insanlar var mı? Ve bu insanlar aynı şeyleri mi düşünüyor? Bu soruya cevap bulursanız başka bir yeteneğinizi de keşfetmiş olacaksınız. 10. Başkaları sizinle ilgili ne diyor? Sizi tanıyan arkadaşlarınıza ve ailenize sizinle ilgili ne düşündüklerini sorun. Nasıl bir insansınız? Sizi farklı kılan bir özelliğiniz var mı? Onlara göre sizi ne sinirlendiriyor? Bunlar biraz kişisel sorulardır ama önemlidir. İnsanlarla iletişim kurduğumuzda onlarda bir izlenim bırakırız. Çevremizdeki insanların tanımladığı kişi ile sizin gördüğünüz kişi aynı mı? Bu sonuçlar sizin gerçek yeteneklerinizi ve özelliklerinizi ortaya koyacaktır bu 10 yöntemle yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Bu yöntemleri denerken gerçekçi ve mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşın. Başarısızım gibi motivasyonunuzu düşüren duygularınızı bir kenara bırakın. Ayrıca bu konuda enstitüde kendinizi keşfedebileceğiniz ve kendinize bir şeyler katabileceğiniz yetenek inovasyonu eğitimine de katılabilirsiniz.